Vesair. Merhaba, Vesair başladı. Program yapımcımız Muhammed Ersin Toy, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler, ben Süha Uner. Tüm dinleyenlerimize saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Sayın dinleyiciler, Birleşmiş Milletler rakamlarına göre dünya üzerinde 200 milyon, sivil toplum kuruluşları verilerine göre ise 400 milyon yetim bulunmakta. Sayıları 400 milyonu bulan yetimlerden bir ülke kurulması halinde dünyanın en büyük üçüncü ülkesinin kurulmuş olacağı da vurgulanması gereken bir husus. Savaş ve çatışmalar, doğal afetler, salgın hastalıklar, ekonomik yoksulluk, göç hareketleri gibi sorunlar nedeniyle yetim sayısı tüm dünyada giderek artmakta. 7,7 milyar olarak tahmin edilen dünya nüfusunun 2,2 milyarını oluşturan çocuklar her gün türlü sebeplerle korumasız kalmakta. Anne veya babasından birini yahut her ikisini kaybeden 0-18 yaş arası tüm çocuklar yetim olarak kabul edildiğinde bugün dünya genelindeki yetim sayısının 140 milyondan fazla olduğu tahmin edilmekte. 61 milyonu Asya, 52 milyonu Afrika, 10 milyonu Latin Amerika, 7,3 milyonu Doğu Avrupa ve Orta Asya coğrafyasında yaşayan bu çocukların yaklaşık 15 milyonunun her iki ebeveynini de kaybettiği belirtilmekte. Bütün bu resmi verilerin yanı sıra dünya genelinde çeşitli sebeplerle birçok çocuğun yetim olarak kaydedilmediği de bilinmekte. Görünmez çocuklar, yani doğum kaydı hiç tutulmamış olanlar, tutulsa bile ebeveyni öldüğünde akrabası sahip çıktığı için yetim olarak belirtilmemiş olanlar veya farklı teknik imkansızlıklar ve ihmaller nedeniyle kaydedilmemiş olanlar dahil edildiğinde söz konusu rakamın belirtilenden çok daha fazla olduğu da anlaşılmakta. Bütün bu koşullar dikkate alındığında dünya genelindeki gerçek yetim sayısının 400 milyonu bulabileceği tahmin edilmekte. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF verilerine göre dünyada her gün 10 bine yakın çocuk yetim veya öksüz kalmakta. Yine uluslararası kabul gören rakamlara göre dünyadaki öksüz ve yetim çocuk sayısı en az 140 milyon. Ancak resmi istatistiklere yansımayan milyonlarca yetim veya kimsesiz çocuk olduğunu gösteren de pek çok kanıt var. Bu rakamın gerçekte çok daha fazla olduğu da anlaşılmakta. Oldukça önemli bir konu. İnsana, hayata ve hakikate dair her şeyi konuştuğumuz programımız Vesair'de bu haftaki konuğumuz Yetim Vakfı Başkanı Sayın Murat Yılmaz Beyefendi. Sayın Yılmaz, saygılar sunarız, merhaba. Bilmukabele merhaba Suha Bey. İstiyoruz ki sizinle bugün yetimlerin dünyadaki durumunu, toplumsal bilinçteki yerlerini, toplumsal alandaki yerlerini ve ülkemizdeki durumlarını konuşalım. Teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için Sayın Yılmaz. Ben teşekkür ediyorum Suha Bey. İnşallah hayırlı bir program olsun. Teşekkür ederiz inşallah. Şimdi Yetim Vakfı ile başlayalım. Biraz vakfınızdan bahsedin bize ve dinleyenlerimize. Nasıl kuruldu? Amacı ne vakfın? Nelerle ilgileniyorsunuz? Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Bugüne kadar kaç yetime ulaştınız? Ülke olarak Yetim Vakfı'na neden ihtiyacımız var? Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Yetim Vakfımız bundan 4 yıl kadar önce uluslararası olarak ilan edilmiş olan Dünya Yetimler Günü'nde kuruldu 2017 yılından. Yetim Vakfımızın kuruluş hikayesi gerçekten Suriye'deki yetim yavrularımızla ilgili ve oldukça dramatik. Çünkü 2016 yılı Aralık ayında Esed güçleri çok ciddi bir saldırı başlattılar Halep yönüne doğru. Burada Halep'te bulunan bir yetimhanede, Halep yetimhanesinde toplam 103 tane yetim yavrumuz yaşıyordu o sıkıntılı dönemlerde.
Ve maalesef bu yapılan saldırılarda yetimhane de isabet aldı. Ve bu 103 tane yavrumuzdan 56 tanesi o yaşlarında şehadet şerbetini içmiş oldular. Geriye kalan 47 çocukla ilgili bir kurtarma süreci başladı. Çok kritik bir süreçti. Çünkü bir yandan saldırı devam ediyordu. Bir yandan kara birlikleri bölgelere intikal ediyordu. Ama Allah'a şükürler olsun bu süreçte bölgeden intikal eden 30 bin civarında insanla beraber bu yavrularımız da tahliye edilmiş oldu. Onları biz karşıladık. Yetim Vakfı o zaman hali hazırda fikir olarak vardı fakat kuruluşu gerçekleşmemişti. Ve bu yavrularımız, 47 yavrumuzun kurtuluş hikayesi Yetim Vakfımızın da kuruluş hikayesi olmuş oldu. Burada sembol olan bir yavrumuz daha var. İsmi Sevra Bebek. Sevra ismi daha sonradan konuldu. Çünkü Sevra'nın ailesinin olduğu, yaşadığı evde bu Halep'teki bombardımanda maalesef isabet almıştı. Ve Sevra'nın annesi, babası, varsa kardeşleri bu saldırıda hayatlarını kaybettiler. Şehit oldular. Sevra'nın çığlıkları onun molozlar yığını altından bulunmasına sebep oldu, vesile oldu diyelim. Ve Sevra Bebek de bu yetimhaneye getirilmişti. Ve tahliye ile beraber o da kurtulan yavrularımızdan birisi oldu. Sevra Bebek ve diğer 46 çocuğu biz Cerablus'ta bulunan yetimhanelerimizde ağırlamaya devam ediyoruz. Ve Sevra ilkokula başlayacak çağa geldi, Allah'a çok şükür. Annesinin babasının koyduğu ismi bilmiyoruz. Ama orada kendisine koyulan isim bu idi. Böyle bir hikayesi var Yetim Vakfı'nın. Yetim Vakfımız 4 yaşında bugün ve hedef olarak dünya üzerindeki bütün yetim yavrularımızın sıcak, şefkatli bir ortamda, bir merhamet ikliminde sevgiyle yarınlara hazırlanması, çocuklarımızın eğitimli, adab-ı muaşeret kurallarını çok iyi bilen, çevresine, kendisine, çevresine ve bütün insanlığa faydalı bireyler olarak yetiştirilmesini murad ediyoruz. İki sac ayağımız var Süha Bey, Yetim Vakfı olarak. Bir tanesi psikososyal destek çalışmaları ve eğitim çalışmaları diyebileceğimiz kısım. Bu konuda vakfımız elhamdülillah çok ciddi faaliyetler içerisinde. Hatta şu şekilde ifade edebilirim. Psikososyal destek anlamında Türkiye'de bulunan 100 binin üzerinde vakıf ve dernek içerisinde eğer Kızılay'ımızı ve AFAD'ımızı ayrı tutacak olur isek, bu kadar kurum içerisinde sosyal servis barındıran ve psikososyal destek çalışması yapan tek kurum Yetim Vakfı. Bizim İstanbul'da, Hatay Reyhanlı'da, Kilis'te ve Suriye içerisinde hem sosyal servislerimiz var, aileleri ziyaret eden, onların dertlerini, sıkıntılarını tespit eden, bilahare daha sonra da tespit edilen özellikle travmatik durumlar, ağır ruhi bunalımlar, psikolojik sorunlarla ilgili de psikososyal destek merkezimiz var. Bu merkezlerimizde faaliyet gösteren psikologlarımız, sosyologlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız gece gündüz bu hizmetleri vermeye devam ediyorlar. Eğitim dedim. Eğitim de yine Yetim Vakfımızın olmazsa olmaz, çocuklar için olmazsa olmaz gördüğü başlıklardan bir tanesi. Bizler şuna inanıyoruz. Yarının barış dolu dünyasını bugünün eğitim alan, eğitimli çocukları, gençleri kuracaklar. Dolayısıyla bugün gençlerini, çocuklarını ihmal edenler yarınlarını da imha etmiş olurlar. Bu sloganla eğitime bakıyoruz ve Hatay Reyhanlı ilçesinde yine dünyanın en büyüklerinden olarak ifade edebileceğimiz savaş nedeniyle yetim kalan çocukları hem rehabilite edeceğimiz hem de eğitimlerini takip edebileceğimiz Reyhanlı Çocuk Yaşam Merkezimiz ya da Reyhanlı Eğitim Kampüsümüz yaklaşık olarak 4 yıldır hizmet veriyor. Burada yetim yavrularımız için anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, uluslararası liseler bunlar ve milletler arası ortaokul. Tabii ki Milli Eğitim Bakanlığımızla
bir protokol çerçevesinde bu çalışmalara yürütmekteyiz. Burada 1100 yetim yavrumuz hem eğitimlerini alıyorlar hem de eğer travmatik durumlara rastlanmışsa bununla ilgili de bir anlamda rehabilite oluyorlar. Burada biz bütüncül eğitim sistemini uyguluyoruz. Yani çocuklarımız için sadece akademik başarı değil, aynı zamanda duygusal, fiziki, sosyal, manevi ve mesleki eğitimlerini de çocuklarımızın önemsiyoruz ve çocuklarımızı bu şekilde yetiştirmeye gayret ediyoruz. Kampüs içerisinde çok ciddi sosyal faaliyetlerimiz var. Çocuklar için öncelikle 850 tane zeytin ağacımızın bulunduğu bir zeytinliğimiz var kampüs içerisinde. Özellikle senenin birkaç günü de burada çocuklarımıza zeytin şenliği yapıyoruz. Çocuklarımız hem meyveye dokunmanın hem bir ağacın yetişmesine şahitlik ediyorlar. Hem de burada üretmenin hazdını, zevkini yaşıyorlar. Dolayısıyla buradaki bu doğayla birleşik ortam çocuklarımızın özellikle duygusal anlamda gelişimlerine çok ciddi etkide bulunuyor. Spor kulüplerimiz var, okçuluk kulübümüz, futbol kulübümüz, wushu, tekvando kulübümüz burada sportif anlamda çocuklarımıza hizmet veriyor. Bunun dışında görsel anlamda ve güzel sanatlar anlamında çocuklarımızın çok ciddi aktiviteleri var. Resim yapıyor çocuklarımız, yetenekli çocuklarımızı da burada keşfetmiş oluyoruz. Aynı zamanda ahşap tasarım, boyama gibi faaliyetler burada yine devam ediyor. Zeka oyunlarımız var. Robotik kodlama dediğimiz yine çocuklarımızı teknik anlamda geliştirmeye yönelik çalışmalarımız var. Tabii çocuklarımızla beraber onların annelerini de ihmal etmemeye gayret ediyoruz. Özellikle annelerimizin de hem ekonomik anlamda kendilerine katkı sağlayabilecekleri hem de yine bunu bir rehabilitasyon yöntemi olarak kullandığımız için acılarını, sıkıntılarını, kederlerini arkada bırakmalarına yardımcı olacak, el sanatları anlamında da anneleri geliştirecek bir takım pratikler uygulanıyor burada. Terzilik atölyemiz bunlardan bir tanesi. Yine annelerimiz bebekler yapıyorlar ellerinde kendileri ve bunlar da yine ekonomik anlamda ailelerimize destek mahiyetinde bir çalışmada oluyor. Yetim Vakfımızın diğer sac ayağı, yani birinci sac ayağımız psikososyal destek ve eğitim dedik. İkinci sac ayağımız ise çocuklarımızın fiziken desteklenmesi, kalkınma projeleriyle onlara bir anlamda hem ekonomik anlamda çeşitli yolların gösterildiği ve sponsorluk destek ya da yetim hamilik sistemi adını vermiş olduğumuz ailelerin daha doğrusu yetim çocuklarımızın ayda 150 liralık bir destekle Türkiye'deki hayırseverler tarafından desteklendikleri bir faaliyeti de yürütüyoruz. Tabii ki biz sponsorluk destek çalışmasına çok kıymet veriyoruz. Bu çalışma şu şekilde yürüyor. Hayırseverler, Yetim Vakfı'nın hayırseverleri ayda 150 liralık bir ödeme yapıyorlar. Bu 150 liralık ödeme çocuğumuzun eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve kısmen de barınma ihtiyaçlarına bir katkı mahiyetinde oluyor. Ve tabii çocuklarımız Türkiye'de oldukları gibi aynı zamanda Filistin'de, Suriye'de, Yemen'de, yine ülkemizde yaşayan Doğu Türkistan orijinli diyelim yetim çocuklarımız var. Bu çocuklarımıza Filipinler Moro'da, Arakan'da ki yetim çocuklarımıza destek oluyor. Somali'yi de ilave etmeliyim buna Afrika'dan. Bu sisteme göre aileler yani ya da hayırseverler aylık olarak bu miktarı yetim çocuklara gönderiyorlar. Tabii 150 liralık miktar belki bizim için küçük bir market alışverişi sayılabilir. Ama özellikle Afrika, Güneydoğu Asya ve Uzak Doğu'da bu miktar inanılmaz ailelere katkı sağlıyor. Şöyle ifade etmeliyim. Mesela ben birkaç sene önce Uganda'da bir yetimhaneyi ziyaret etmiştim. Bu benim gördüğüm en dramatik sahnelerden bir tanesiydi. Gerçekten çok acı bir tabloyla karşılaştım. Şöyle ki buradaki yetimhanede bu arada başkent Kampala'da Midland yetimhanesiydi gittiğimiz, ziyaret ettiğimiz yer.
243 tane yetim çocuk burada yaşıyor. 100 tanesi kız çocuğuydu. 143 tanesi erkek çocuğuydu. Akşam üzeri oldu. Tabii gündüz çocuklarla biraz zaman geçirdik. Sonra çocuklar yatakhanelerine geçtiler. Dedik ki yatakhaneleri de bir ziyaret edelim. Bir yatakhaneye girdik. Takriben 12 metrekarelik bir şeydi, yatakhaneydi. Ve tam 40 tane çocuk saydık. Yani 12 metrekarede 40 çocuk yatıyorlar. Nasıl yatıyorlar? Ranzalar mı var? Ranzalar var ve ranzalar 3 katlı ranzalardı Süha Bey. Ranzanın her bölümünde 4 çocuk yatıyordu. Yani bir ranzada 3 gözlü olduğu için 12 tane çocuk vardı. Ranzaya sığmayan çocuklar yere bir battaniye, böyle çok kirli, çok böyle eski bir battaniye serilmiş. Kalan çocuklar da yerde o battaniyenin üzerine yatıyorlardı. Ve biz buna gözlerimizle şahit olduk. Arkadaşlarımız gerçekten çok kötü olduk. Gözyaşlarımızı tutamadık bu manzara karşısında. Tabii ki Harun Bey, o Midland Yetimhanesi'nin müdürüydü. Harun Bey'e dedik ki, yani bu yaptığınız ne insani ne İslami bir şekilde, yani bu şekilde çocuklar ağırlanmaz. Yani bu şekilde çocuklar yatırılmaz. Ama tabii ki Harun Bey bize çok büyük bir ders verdi bu serzenişimize. Dedi ki bizim imkanlarımız yok. Biz günde bu çocuklara sadece bir öğün yemek verebiliyoruz. Çocukların üzerinde görmüş olduğunuz kıyafetleri tek kıyafetler. Yani çocuğun yatağa yattığında giyecek bir pijaması yok. Ya da kalktığında çocuğun giyeceği bir okul önlüğü, okul kıyafeti yok. Tek kıyafet üzerlerindeki kıyafet. Ve böyle bir ortamda eğer ben o sizin bir yatakta gördüğünüz 4 çocuktan herhangi birisine ya da birilerine dışarıya sokağa bırakacak olsam, bu çocukların sabahleyin yaşayarak hayatta bir şekilde sabaha erişip erişmeyeceğinden emin olmam mümkün değil. Çünkü bu ülkede yani Uganda'da 3 milyon yetim var ve bu 3 milyon yetimin yarısı AIDS yetimi. Yani ciddi bir şekilde AIDS hastalığı var. Artı sokaklarda organ mafyaları var, fuhuş mafyaları var. İnanılmaz bir şekilde çocukları öğüten bu yapılar, bu çeteler var. Dolayısıyla ben bu çocukları 4 kişi olarak yatırmak zorundayım diye bize büyük bir ders vermişti. Yani biz belki günlük hayatımız içerisinde nice israflar içerisindeyiz. Belki soframızda yediğimiz kadar yemeyip çöpe attığımız maalesef yemeklerimiz var. Ama bir dünyanın bir tarafında, dünyanın bir bölümünde bizim çöpe attığımız bu yemeklerle yaşayacak, açlıktan ölmeyecek çocuklar var. Bunu ıskalıyoruz maalesef. Ve yine bir istatistik paylaşmak istiyorum. Her gün yoksulluk ve açlık nedeniyle dünya üzerinde 22 bin çocuk hayatını kaybediyor. Yani bu çocuklar bizim çocuklarımız, dünyanın çocukları. Dolayısıyla bu çocuklarımızın bu şekilde hayata veda etmeleri bizim yüreklerimize dokunur. Çok dikkat etmek gerekiyor. Birkaç dakika öncesine dönecek olursak, yani yetim sponsorluk sistemiyle bizim Afrika'ya gönderdiğimiz 150 lira orada değil bir yetim çocuğun, belki onun 5 kardeşine de temas eden, destek veren bir miktar oluyor. Bundan dolayı yetim sponsorluk çalışmasını çok yaymak istiyoruz, anlatmak istiyoruz. Ve Yetim Vakfı'nın internet sitesinden de insanlar, bizi dinleyenler bir yetime 150 lirayla hami olabilirler. Ve istedikleri kadar yetim çocuğumuza destek verebilirler. Biraz uzun bir izahat yaptım Süha Bey, kusura bakmayın. Yetim Vakfımız bu iki alanda, iki sac ayağında çalışmalarını devam ettiriyor. Uzun olması iyi, çünkü duru ve güzel bir Türkçe ile tane tane anlattınız bize. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi siz uzun yıllar sahadasınız ve deneyimleriniz var. Ve yine uzun yıllardır çeşitli vakıflarda, derneklerde, çalışmalarda bulundunuz. Evet. Biz Türkler toplumsal olarak yetimlere nasıl bakıyoruz? Yetimlere bakış farklı kültürlere göre farklı algılar yaratabiliyor mu? Deneyimlerinize istinaden paylaşır mısınız bizimle lütfen? Evet, gerçekten siz soruyu sormaya devam ederken ben de zihnimden geçirmeye başladım. Gerçekten yetim çocuklarla ilgili algı bizde, yani ne diyelim, İslam toplumlarında, Türk toplumlarında
ve aynı zamanda batıda farklı farklı. Bunu öncelikle ifade etmek lazım. Bizde çocuğu bağrına basmak vardır. Mesela Darüşşafaka deriz. İşte 1865'te kurulmuş, hala devam ediyor. Darüşşafaka şefkat yurdu demek. Yani çocuğu bu şekilde bağrına bastığımızı ifade eden bir durumu ifade etmek üzere. Ve Osmanlı'da tabii ki ıslahanelerle başlamış. İşte ne zaman? 1863 yılında ilk defa Tuna valisi Mithat Paşa Niş'te, bugün Sırbistan sınırları olan Niş'te ilk ıslahaneleri açmış. Daha sonra Abdülhamit döneminde bu ıslahaneler Osmanlı'nın dört bir yanına dağılmış, yaygınlaşmış. Ondan sonra baktığımız zaman işte Darül Eytamlar kurulmuş ve yine çocukları sarıp sarmalayan çeşitli çocuk esirgeme kurumu olarak çevirebileceğimiz Himaye-i Etfal cemiyetleri, dernekleri kurulmuş. Yani bizde tabii ki yetimhane kültürü çok sonradan, yani 1800'lü yıllarda dediğim gibi görüyoruz. Onda da şey var, yani Osmanlı'nın 93 Harbi var, 1. ve 2. Balkan Savaşları var, 1. Dünya Savaşı var. Aslında çok ciddi göçler olmasa biz bu yetimhaneleri yine kurmayacağız. Şunun neden da etkisi var o konuda. Bizde sosyal güvenlik sisteminin geç yerleşmesinin de sebeplerinden biri odur. Tabii Osmanlı Devleti'nin modernizasyonunda sizin söylediğiniz yapılar ortaya çıkıyor, evet, ama evet. Bizde zaten bu işi mahalleler hallediyor. Evet, onu diyecektim Süha Bey. Evet. Yani aslında şimdi Justin McCarthy var. Amerikalı bir bilim adamı, tarihçi. Evet. Kendisinin Ölüm ve Sürgün isimli bir kitabı var. Justin McCarthy'nin verdiği rakamlar bizden birisi değil. Bakın, batılı, altını çiziyorum. 5,5 milyon insanın, Müslümanın diyelim. Evet. Çünkü Balkanlarda Boşnaklar var, Arnavutlar var. İşte şeyler var, Bulgaristan'da yaşayan Türkler var, Batı Trakya'da yaşayan Türkler var. 5,5 milyon Müslümanın şehit edildiği, 5 milyon Müslümanın da göç ettirildiği hangi zaman diliminde? 1819 ile 1919, 100 senelik zaman diliminde çok ciddi bir kıyım var. Yani biz aslında bu yetimleri kendi evlerimizde hep barındırmışız. Kendi çocuklarımız gibi bilmişiz. Yani kendi çocuklarımızdan ayırmamışız. Ama o kadar çok hicret olmuş ki, o kadar çok ölüm olmuş ki, yani insanlar yine evlerinde ağırlamışlar bu yetim çocukları. Hatta şunu söyleyeyim, Kazım Karabekir'in bu dönemde yetimhaneleri var, açtığı ve 6000 civarı çocuğun ağırlandığını biliyoruz ve içlerinde Ermeni çocuklar da var. Yani Ermeni yetimler de var. Bunları şimdi da, onu söyleyecektim. Gayrimüslim çocuklara da sahip çıkar Osmanlı. Tabii ki. Yani çünkü çocuklar bizimdir yani. Çocuğun dini, ırkı, mezhebi, meşrebi olmaz. Yani hepsi bizimdir, bizim yavrumuzdur, bağrımıza basarız. Yani o dönemde dediğiniz gibi gayrimüslim çocuklar da bir şekilde himaye edilmişler. Dolayısıyla aslında bizde yetimhane yoktur. Yetim, eğer bir çocuk yetim kaldıysa, yani babasını kaybettiyse, öksüz kaldıysa, annesini kaybettiyse, o çocuğa teyze, hala, amca, dayı, dede bakar. Ve bugün hala bu kültürler yaşatılıyor. Ben mesela 3 gün önce Suriye'deydim. Orada bir aile vardı. Bu aile hiç tanımadıkları 4 tane kardeşi barındırıyorlardı. Onların iaşesini karşılıyorlardı. Yani anne baba vefat etmiş, hiçbir yakını kalmamış çocukların. Ve bir başka hiç tanımadıkları insanlar onları kendi yavruları gibi bağırlarına basmışlar. Bu bizim kültürümüzde var, Allah'a Murat çok şükür. Murat Bey, şimdi yeni başladık konuşmaya gibi geliyor bize ama programı yarıladık. Çok da sorumuz var. Şimdi bizim bakış açımız bu. Dinleyenlerimizi hatırlatayım bu arada. Konuğumuz Yetim Vakfı Başkanı Sayın Murat Yılmaz. Az önce Uganda örneğinde kısmen değindiniz. Afrika'yı özellikle kıta Avrupa'sı yıllarca sömürdü. Şimdi Çin'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de orada bir takım emelleri var. Bu
koloni olarak bakan Batı'nın yetimlere sadece yabancı ülkelerde değil kendi topraklarında bakışı ne? Evet. Şimdi dediğiniz gibi 15. yüzyıldan itibaren bir ciddi Batı kolonizasyonu ve sömürgecilik sistemi bugün de devam ediyor. Yani insanlar diyebilir, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Afrikalılar kendi ülkelerini kurdular vesaire. Bu ülkelerde zaten Batılıların çizmiş olduğu sınırlardı. Bunu altını ben de çizmek istiyorum. Yani bugün 54 tane Afrika ülkesi yok aslında. Yani mesela Tutsiler, Hutular sadece Ruanda'da yaşayan kabileler değildi. Bunlar çevrede Kongo'da, Burundi'de, Tanzanya'da yaşayan ve sınırsızca birbirlerine erişen insanlardı. Şimdi sömürge sınırları girdi ve bu insanlar pasaportla kendi akrabalarını ziyaret eder oldular. Yani dolayısıyla Batı sömürgeciliği inanılmaz bir şekilde Afrika'yı, sadece Afrika'yı da değil Asya'yı, bütün dünyayı öğüten bir sistem olarak devam ediyor. Tabii yetim çocuklarla ilgili bakış da bundan azade değil. Yani bir şekilde Batı toplumu bugün Afrika üzerinde, Orta Asya üzerinde, Uzak Doğu'da ya da Latin Amerika'da bu sömürgeci yaklaşımlarını devam ettiriyorlar. Ve bunu da misyoner kurumlar elleriyle yapıyorlar. Aslında şöyle, ben o soruyu, az önce size yönelttiğim soruyu sizin bir açıklamanızdan aldım. Siz, evet, doğrudur. Şöyle ifade etmişsiniz. Maalesef 1 milyon kadar fuhuş mafyası tarafından kaçırılan yetim var. Yine organ mafyaları, dilenci şebekeleri, savaş ağları ve misyonerler de çocukları istismar eden yapılar arasında yer alıyor. Bunu biraz açmak gerek herhalde. Evet, evet. Şimdi öncelikli olarak Batı'nın ben merkezli dünyasına biz müdahil olamadık. Yani dünyanın diğer kalan kısmı Batı'nın ben merkezli yapısını değiştiremedi. Yani bugün Batı eğer Afrika'ya gidiyorsa inanın kendisi için gidiyor, kendi faydası için gidiyor. Bugün bir Belçika varsa Kongo olduğu için, bugün bir İngiltere varsa Ghana, Sierra Leone olduğu için, bugün bir Fransa varsa Burkina Faso, Nijer, Çad olduğu için. Yani buraları hala sömürmeye devam ediyorlar. Yani bir takım dünyanın gözünün önüne, ekranların önüne sürülen bir takım insani yapılanmalar bizi aldatmamalı bence. Bizi kandırmamalı. Ben dünya üzerinde 80 tane ülke gezdim 27 yılda. Ve bunların her birisi insani yardım, oradaki insanların acılarını dindirme, kederlerini dindirme, sevinçlerine ortak olma üzereydi. Ve biz Türkiye'den, Türkiye insanının gerçekten yürekten, ciğerden göndermiş oldukları dualarıyla oralara gittik. Oradaki insanların başlarını bu duyguyla, bu ruhaniyetle okşadık. Ve onların acılarını ne kadar dindirebiliyorsak yine elimizden gelenin maksimumunu sergileyerek bunu yapmaya çalıştık. Şimdi Birleşmiş Milletler gitgide artık bir uluslararası vakıf haline dönüştü ve kuruluş, evet, amacını yitirdi. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tabii siyasi konularla ilgili kuruyor o cümleyi. Dünya beşten, evet, büyüktür diyor ama, evet, gerçekten ne savaşlara müdahil olabiliyor Birleşmiş Milletler, ne faydalı çalışmaları olabiliyor bazı yerlerde. Acaba UNICEF'in çocuklara yardım fonunun da Birleşmiş Milletler'e bağlıdır. Bu vasfını yitirdiğini söyleyebilir miyiz? Yoksa çok mu ağır olur bu eleştiri? Şimdi tabii ki biz iyi niyetlere inanmaya çalışıyoruz ama mesela şu UNICEF'le ilgili birkaç tane bilgi paylaşayım. Lütfen, buyurun. Şu anda dünyanın insani yardımla ilgili ayırmış olduğu fon 28 milyar dolar. Ve bu 28 milyar dolar tabii ki şeylere göre, komisyonlara göre, işte dünyada tespit edilen sorun alanlarına göre dağılıyor. Ve bu dağılan miktarlarla ilgili o kadar çok spekülasyon yapılıyor ki. Yani tabii ki bizlerin bunların hangisi doğru hangisi yanlış çok fazla süzme şansımız yok. Çünkü bir veri yok, bir istatistik yok. Yani mesela ben geçenlerde zannediyorum El Cezire'ydi. Orada bir web sayfasında bir makale görmüştüm. Bu makalede diyor ki yani Birleşmiş Milletler'in bu topladığı fonlarla ilgili insanlara ulaştırdığı rakamlar
%15 civarı olabilir diye şey yapıyor, bilgi veriyor. Başka makalelerde işte yarısını gönderiyorlar, işte %1'ini gönderseler çok iyi gibi ibarelere ben rastladım. Yani bu çerçevede bir de özellikle Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu, UNICEF bu çalışmalarını daha çok misyoner örgütlerle yapıyor. Evet. Mesela Save the Children, SOS Children, işte Caritas, işte World Vision, yani dünyanın en, nasıl diyeyim, finansal anlamda en lider çocuk kurumları bunlar. İşte baktığınız zaman 3 milyar dolar, 4 milyar dolar bütçeleri var. Birçoğu zaten kilise kurumlarıyla çalışıyor. Mesela World Vision dediğimiz kurum yaklaşık olarak 2,5 milyar dolarlık bir bütçesi var. Ve 25 bin evangelist, rahip ve rahibeyle çalışıyor. Bunların tabii Hristiyanlık tarikatleriyle de ilişkileri tabii, var. Tabii onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü yani hem Birleşmiş Milletler'in bütün dünyanın topladığı fonları kullanıyorlar. Ama bunları kendi misyoner idealleri, gelecek kurguları için yapıyorlar. Yani ben mesela Bangladeş'te görmüştüm. Bangladeş'teki Arakan mülteci kamplarındaki şeyde World Vision. Yani orada Birleşmiş Milletler kendi bayrağıyla bu yardımları dağıtmıyor. Bir misyoner örgütün bayrağı altında dağıtıyor. Dolayısıyla gerçekten ben de sizinle aynı düşünüyorum. İnandırıcılıklarını birazcık yitirdiler ve gerçekten gayret etmeleri gerekiyor. Ama yani, o konuda şikayet yok. Tüm dünyada şikayet yok. Herhalde yeni bir yapılanmaya gidilecek. Şimdi süre daralıyor. Az evet. önce Suriye'ye değindiniz. Gerçekten evet. bazen böyle kıraathanelerde, kafelerde ne olacak savaş diyenlere hep Suriye örneğini veririm ben. Çünkü savaş öncesi Halep'i ziyaret etme fırsatı bulmuştum ve bir kentin evet. nasıl gözümüzün önünde, siz de gitmişsinizdir defalarca, evet. gittiğini gördük ki Türk dünyası için, İslam dünyası için önemli bir kenttir Halep. Suriyeli evet, yetimlerin durumu nedir? Az önceki evet. girişinizden biraz daha açmanızı isteyeceğiz. Elbette savaş evet. en çok çocukları vuruyor ama savaş mağduru yetimlere herhalde bir parantez açmak gerek. Evet, şimdi Suriye gerçekten 10. yılını geride bıraktı. Mart 2011'de başlayan savaş, şimdi Mayıs'a giriyoruz, 2021 olduk ve ciddi bir şekilde mahrumiyetler devam ediyor. Yani 25 milyonluk Suriye'de zannediyorum şu anda 17-18 milyon belki kalmıştır. Zaten bu 17-18 milyonun 5-6 milyonu da ülke içinde yer değiştirdiler. Yani neredeyse ülkenin %60'ı, 65'i muhacir durumda. Tabii ki acılar çok büyük. Yani söylediğiniz gibi tarihi bin yıllık şehirlerin bombardımanlarla yok edildiği bir 10 yılı yaşadık maalesef. Ve sadece insanlar değil tabii, şehirler de burada kurban oldular. Şehirler de yıkıldılar. Bir kültür tahrip oldu. Evet, tahrip oldu. Burada 1 milyondan fazla insanın şehit olduğu, hayatını kaybettiği, yine bunun 3 katı en az insanın yaralandığı bilgisi var. Ve yetim çocuklarla ilgili de 1 milyon 200 bin çocuğun en az yetim kaldığı bilgisi var. Tabii ki bunlar istatistikler. Belki bunun çok daha fazlası olabilir. Yani çünkü sivil toplum kuruluşları alanlarla ilgili değerlendirmeler yapıyorlar. Ve biz bu değerlendirmeleri ancak paylaşabiliyoruz. Bunun dışında tabii çocukların eğitim, sağlık, gıda, kıyafet, barınma noktasında ki bunlar temel ihtiyaçlardır her insan için, çok ciddi sorunları olduğunu biliyoruz. Çocukların yarısına yakınının eğitim göremediğini biliyoruz. Ve düşünün, savaş başladığında 5 yaşında olan çocuk şu anda 15 yaşında. 10 yaşında olan çocuk şu anda 20 yaşında ve bu kayıp 10 yıllık bir süre var. Çocuklar travmalar çok yaşadılar. Yani gözleri önünde aile bireylerini kaybettiler. Okulları yıkıldı, evleri yıkıldı ve en sevdiklerini gerilerinde bırakmak zorunda kaldılar. Ve bunun ruhsal acılarını yaşıyorlar. İnşallah bunları yarınlarda bu çocuklar tekrar nasıl diyelim, fahiş etmezler, tekrar bir şiddet sarmalı içerisine inşallah Suriye itilmez. Çünkü tedavi edilmeyen bu tip iç yaralar, ruhsal
sıkıntılar, sorunlar ileride şiddet şeklinde tekrar tezahür edebiliyor. O kadar doğru bundan söylediniz ki, savaş zaten kötü, bir de bıraktığı evet, bu yaralar, hele hele iç savaş hepsinden kötü. Evet, evet, maalesef maalesef. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlar 10 yıldır sırtlarını bir duvara yaslayamadan aynı çadır bezinin altında kışlarını ve yazlarını geçirdiler. Bu insanların işte bir mutfakları olmadı, bir tuvaletleri olmadı. Yani kamp insanlarıyla, diğer kamp sakinleriyle beraber aynı tuvaletleri kullanmaya mecbur oldular. Yani çocuklarını istedikleri gibi büyütemedi ebeveynler. Okullara gönderemediler, hastalandılar, belki ilaç alamadılar. Bu şekilde geçen bir 10 yıl var. Tabii elhamdülillah biz Türkiye olarak gerçekten hem ülkemizi açtık, sınırlarımızı açtık. Belki 4 milyon insan yaşıyor, Suriyeli muhacir kardeşimiz yaşıyor ama belki yine ülkemiz sınırlarından geçerek bir o kadar da Avrupa'ya, farklı ülkelere yol alan, giden insanlar oldu. Dolayısıyla Türkiye elinden gelen her şeyi yaptı yani Suriyeli kardeşlerimiz ki için. Bize verilen sözler yerine getirilmemesine rağmen. Tabii, tabii. Yani şimdi baktığınız Murat zaman Bey, süre çok evet, daralıyor. Biraz Ramazan özelinde konuşalım. Çünkü yine tamam, sizin verdiğiniz bir röportaja göz attım. Kur'an-ı Kerim'de 23 ayrı noktada yetimlerden bahsedildiğini belirtmişsiniz. Ramazan ayı da İslam dünyası için çok özel bir ay. Ramazan ayına özel çalışmalarınız neler Yetim Vakfı olarak? Ne gibi çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz? Evet, şimdi gerçekten Ramazan bizim için çok özel. Yani bir rahmet, bereket, yardımlaşma iklimi Ramazan. Ve Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde bizleri motive eden o kadar çok veri var ki elhamdülillah. Ayet-i kerimelerde dediğiniz gibi 23 tane ayet-i kerime ile yetim çocuklara iyi davranmak, yetimin hakkını teslim etmek, yetimin malına dokunmamak, yetimi itip kalkmamak, yetimi barındırmak. Mesela Duha suresi 6. ayet-i kerimede bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme "Seni yetim bulup da barındırmadık mı?" diyor Rabbimiz. Tabi bu cümlelerin her birisi bizim için bir işaret. Demek ki yetimi koruyup kollamalıyız, yetimleri barındırmalıyız. Sokaklarda yalnız başlarına, suç örgütlerinin kaderlerini terk etmemeliyiz bu çocuklarımızı. Dolayısıyla bizler de Ramazan-ı Şerif'te Yetim Vakfı olarak çocuklarımızla ilgili bir dizi programlar hazırladık. Birincisi, biraz önce ifade ettiğim yetim sponsorluk çalışması ki 1500 yetim yavrumuzu biz Ramazan'da yeniden yetim hamilik, yetim sponsorluk sistemi içerisine almaya karar verdik. Tabii şu an itibariyle yaklaşık 800 civarı çocuğumuzu biz bu sisteme aldık. Bizi dinleyenler de yetimvakfi.org.tr adresi üzerinden aylık 150 liralık bir destekle bu çalışmaya katılabiliyorlar. Hesap numaralarınız Yetim Vakfı'nın internet adresinde var mı hocam? Evet evet, açar açmaz hemen karşılıyor takipçileri. yetimvakfi.org.tr adresine girildiği zaman sağ üst köşede gerek banka bilgileri, hesap numaralarımız var. Gerek orada sponsorlukla ilgili veriler var. Yani tabii ki 12-13 kalem bağış kalemi var orada. Yani isteyen hayırseverler bayramlık edebilirler. İsteyenler kumanya desteği, isteyenler yetimhanelere destek, yetim eğitim, yetim sağlık, fitre, fidye, kurban, yani birçok alanda orada bir bağış imkanı var. Yetimvakfi.org.tr adresine girildiğinde ya da telefonla da bilgi alabilirler. 0212 970 60 60 numaralı telefon çevrilerek burada çağrı merkezimizden gerekli bilgiyi de alabilir dinleyenlerimiz. Bu bayramlıklarla ilgili özellikle 25 bin yetim yavrumuzu bayramlıklarla sevindireceğiz Allah nasip ederse. İnşallah, inşallah. Bu tabii bir çocuk için paha biçilmez. Yani bayrama yeni kıyafet, yeni ayakkabı, işte sokaklarda koşacak, arkadaşlarıyla bir araya gelecek. Bu onun için muhteşem bir dönem, muhteşem bir gün olacak. Bu sevinci yaşatmak istiyoruz. Yine kumanya kartlarımız 1000 yetim ailemiz için demiştik ama Allah'a çok şükür tahminlerimizin de üzerinde şu anda bir destek var. 1200'ü geçtik hali hazırda.
ve inşallah gelmeye devam ediyor. Bu kumanyalarımızı yetim ailelerimizle buluşturuyoruz. Yine zekat ve fitre ve fidye dağıtımlarımız devam ediyor Ramazan'da. Yine 1000 aile için zekat, fitre, fidye planlamıştık ama yine Allah'a şükürler olsun burada da 1500'e doğru geldik ve belki 2000 yetim ailemize ulaştıracağız Ramazan'ın sonuna kadar. Bunun dışında çocuklarımıza, yetim çocuklarımıza iftar ikramlarımız oluyor. İşte bir iftar bedeli olarak 20 lira ödüyor hayırseverler. Bu şekilde de 5000 yetim yavrumuza pandemi nedeniyle yan yana sofralara oturamayacak olsak da maalesef ama özellikle yetimhanelerde anne baba korumasından mahrum olan bu çocuklarımıza, yetim yavrularımıza iftar ikramlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bir de Süha Bey, bizim çok böyle eğlenceli bir paketimiz var. Ramazan çocuk paketimiz. İsmine bir kutu gülücük diyoruz. Evet. Bu paketimiz içerisinde de hem Ramazan'ı böyle güzelce geçirsinler diye kitaplarımız var. Artı içeride zeka oyunlarımız var, oyun hamurlarımız var. Çocuklarımızın evlerinde sıkıntılarını birazcık olsun dağıtabilecek hediyelerimiz var. Yine hayırseverler 100 liralık bir destekle bir kutu gülücük hediye edebiliyorlar yetim çocuklarımız için. İnşallah Ramazan'ı bu faaliyetlerle tamamlamayı murat ediyoruz. Şimdi tabii bu röportajda, bu söyleşi de bizim için gayet verimli oldu dinleyenlerimiz adına. Ama yüz yüze olanın tadını vermiyor. Biz çok isterdik sizi radyo binamızda ağırlayalım. Allah razı olsun. Yüz yüze olalım. Ben de çok isterdim. İnşallah pandemiden sonra bunu yaparız. İnşallah. Ülkenin tamamının aşılanması bir yılı bulmayacak bile, yapılan açıklamalar o yönde. İnşallah. Bunu yaparız. Kaldı ki size soracağımız çok da soru kaldı ama sizin bu yardım çalışmalarını, bürokrasiyle ilişkilerinizi, sahadaki faaliyetlerinizi de engelledi değil mi pandemi süreci? Şöyle söylemeliyim, mesela 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü vardı bundan 3 gün önce. Evet. O zaman da TRT Sahur programına konuk olmuştum ben, bizim Reyhanlı'daki çocuk yaşam merkezimizden. Evet. Canlı bağlantı olmuştu. Tabii ki çocuklarla birebir yüz yüze gelmek, onları kucaklayabilmek, oyunlar oynayabilmek ve tabii ki bizim çocuklarla ilgili çok ciddi bir gönüllü faaliyetimiz de var. Çocuklarımızın dersleriyle de ilgileniyoruz yine yüz yüze. Bunları mümkün mertebe online'a aktarmış olduk. Yani evet. Bilgisayar üzerinden, hatta terapiler bile, yani bizim biraz önce söylediğim psikososyal destek çalışmalarının bir kısmı da yine online terapi şekline dönmek zorunda kaldı. Yüz yüze gelmenin sıkıntılarından dolayı. Tabii etkiledi, gerçekten etkiledi. Ama mevcut şartlarda da elimizden gelenin yine en azamisini uygulamaya çalışıyoruz. Yani biz mesela sokak sokak bayramlık dağıttık, işte kumanya paketlerimizi dağıttık. Yani bunlar elbette güzel, yapmamız gereken çalışmalar. Ama daha böyle coşkulu, daha birliktelikle yapılabilirdi. Kısmet bu dönemde böyleymiş. İnşallah yakın zamanda atlatırız bu dönemleri de. Şimdi biz sizden söz alalım. Bu pandemi sürecinden sonra yine ağırlayalım sizi. Bu kez stüdyomuza İnşallah. Gelin. Bu mültecilerle İnşallah. İlgili daha uzun uzun konuşmak lazım. Evet, küresel evet. Çocuk ticareti bence yüzyılın Doğru. en önemli sorunlarından biri. Doğru. Siz de tabii uzun yıllar çeşitli vakıflarda, derneklerde çalıştığınız evet, evet. ve 90'a yakın ülkeyi gezdiğiniz için oldukça bir birikiminiz var. Ondan dinleyenlerimizi faydalandırmak isteriz açıkçası. Murat Bey, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Konuk ettiğiniz için Allah razı olsun. Vazifemiz sizlerden. Allah sizden de razı olsun. Saygılar sunuyoruz. Çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hoşça kalın efendim. Sağ olun. Tamam. Değerli dinleyenler, bu pazar vesairede Yetim Vakfı Başkanı Sayın Murat Yılmaz Beyefendi'yi konuk ettik. Az önce de ifade ettik, aslında çok sorumuz vardı ama süremiz bu kadarını sormaya yetti ama söz verelim başka bir yayında yine Sayın Murat Yılmaz'ı konuk edip uzun uzun söyleşeceğiz bu konuda. Çünkü boyutu çok geniş, çok önemli unsurlar içeren bir konu, yetimlerin tüm dünyadaki durumu. Yeniden görüşünceye kadar program yapımcımız Muhammed Ersin Toy, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler, ben Süha Vınar.
Saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Hoşça kalın. Vesaire.